yurdumuzu tanıyalım. Şimdi Ege'nin incisi İzmir'imizi ziyaret edelim. Şimdi Ege'nin ve bütün Türkiye'nin incisi İzmir'deyiz. Kadife Kale'den İzmir'e bakanlar bu büyük şehrin şahane uzanışına hayran kalırlar. Bir zamanların yangın yeri olan Kültür Park, bugün beynelmiler bir kıymet taşıyor. Her sene bu sahada açılan İzmir Enternasyonel Fuarı, memleketin iktisadi hayatında mühim bir rol oynamaktadır. İzmir'in meşhur kordonu üzerinde Birleşmiş Milletler NATO karargahı bulunur. Buradan geçenler dost ve müttefik milletlerin bayraklarını yan yana dalgalandığını görürler. İzmir en mühim ihracat limanımızdır. Ege bölgesinin hatta Orta Anadolu'nun dünya pazarlarına açılan bu kapısı, Türkiye'mizin ünlü mahsullerini cihana sevk eder. İnisarlı Şarap Fabrikası, Sümerbank Halkapınar Mensucat Fabrikası, Kula Mensucat Fabrikası, Piyale Makarna Fabrikası. Gördüğünüz vapur bizi Karşıyaka'ya götürür. Karşıyaka'dan İzmir'in görünüşü. Karşıyaka'da bir yol. İzmir ve civarı eski medeniyetlerin eserleriyle doludur. Selçuk kasabası bunlardan biridir. İşte İsa Bey Camii. Selçuk'un hemen yanında yükselen Bülbül Dağı'nda Meryem Ana'nın son ikametgahı ve içinde vefat ettiği ev bulunur. Burası Hristiyan aleminin mukaddes bir ziyaretgahıdır. Senenin muayyen zamanlarında burada büyük dini merasimler yapılır. Meryem Ana'nın evini ziyaretten sonra Efes'i gezelim. Binlerce senelik bir maziyi saklayan bu taşlar, eski bir medeniyetin izlerini ne güzel belirtiyor. İstilalar ve zelzeleler geçmiş zamanın bu mamuresini şimdi bir harabeye çevirmiştir. Vaktiyle dünyanın en büyük ve en zengin şehirlerinden biri buradaydı. Mermer döşeli caddelerden limana inilir, dünyanın dört bucağından gelen kıymetli mallar, güzel esireler, sağlam köleler burada pazar bulur, kıymet ve değer kazanırdı. İzmir civarında Efes kadar mühim bir eski medeniyette Bergama'da bulunur. İşte 15 bin kişilik amfiteyatr. Bir zamanlar büyük emeklerle vücuda getirilen bu şehirler asırların gadrine uğramış, harap olmuş bir vaziyettedir. Bugün bu eserler büyük gayret ve masraflarla restore edilmektedir. Bir dağın yamacına yaslatılan bu amfi eski Bergama medeniyeti için bir ölçüdür. Sarayları, jimnastik salonları, kütüphaneleri ile bu muazzam medeniyet de geride birkaç kırık taş bırakıp tarihin sayfalarına göçmüş gitmiş.
Dünyada ilk hastane Bergama'da inşa edilmiştir. Asklepion diye anılan burada hastalar ilaçlar, otlar ve hatta telkin ve musiki ile tedavi edilirlermiş. Bir zamanlar musiki ile hastaların tedavi edildiği Asklepion'un küçük antisinde Bergamalılar her sene güzel festivallerini verirler. İşte Ege sahillerinin zevkine doyulmayan bir köşesi daha. Ege Denizi burada sudan ve topraktan bir dantela işlemiş ve onu çamlar ve zeytin ağaçları ile süsleyerek dünyanın en güzel köşelerinden biri haline getirmiş. İnsanlar da bu güzel memleket parçasına Ayvalık demişler. Ayvalık, bakmakla doyulmaz, seyretmekle kanılmaz ve yaşamakla bıkılmaz bir güzelliktedir. Küçük körfezleri, ufacık adacıkları, şirin plajları ile minyatürlerden fışkırmış gibi duran Ayvalık, hakiki bir dünya cennetidir. Yelkenli ile biraz denize açılalım. Buraya gemiler ancak bu şamandıralar arasından girebilirler. Biz de buradan çıkıp gidelim. Ayvalık'la beraber Ege sahillerine veda ederken bu güzel yerlere doyamamanın acısı insanı daima hüzünle doldurur.